Hastanede aynı anda 4 ayrı aileye ait 4 bebek dünyaya gelmiş. Şimdi bunlarla ilgili konuşacağız. Bakın bebek ARH pozitif, BRH negatif, 0RH negatif, ABRH pozitif ve aileler var. PRST ailesi ve o ailede anne ve babalığın genotipleri verilmiş. Daha doğrusu fenotipleri verilmiş. Şimdi birinci bebek kesinlikle P ailesine ait değildir diyor. P ailesinde bakın 0RH negatif anne. 0 RH pozitif baba var. Şimdi bu büyük R büyük R de olabilir. Büyük R küçük R de olabilir ama A gelmeyecek arkadaşlar. Sıfırdan A gelmez. Bu ifade doğru. İkinci bebek R ve T ailelerine ait olabilir. B RH negatif bakın. ikinci bebek. Şimdi burası A 0 küçük R küçük R. Burası da AB büyük R büyük R de olabilir. Büyük R küçük R de olabilir. Ama şöyle yapalım. Baba B vermiş. Anne sıfır vermiş. Ee, i̇ki taraftan da küçük R gelmiş olabilir. O zaman şöyle ifade doğru. T'ye bakalım şimdi. T'den çıkarma öyle bir bebeğimiz. A0, B0 çıkabilir. B0 gelir. İşte büyük R, küçük R gelebilir. E, özür diliyorum. Küçük R, küçük R gelebilir. Çünkü yeter izgottur mesela. Dördüncü bebek T ailesine ait olabilir demiş. Şurayı bir temizleyelim. Dördüncü bebek A, B, H pozitif. Evet A, B bir yerden işte daha doğrusu ikisi de pozitiftir. Mesela büyük re büyük re bile gelmiş olabilir. Sadece üçüncü bebek homozigot genotipli olabilir. Üçüncü bebeğimiz zaten sıfır sıfır küçük R, küçük R. O zaman tüm ifadeler doğru oluyor arkadaşlar. Güncel çevre sorunları ile ilgili konuşmak isteyen bir öğretmen günümüzde karşılaştığınız çevre sorunların nedenleri nelerdir demiş. Bunun üzerine öğrencilerden bazı cevaplar gelmiş. Hangisi doğru cevaptır? Ayşe demiş ki doğaya verilen kirletici maddelerin miktarı artarsa çevre sorunu olur. Yüksel demiş ekosistemlerde yer alan popülasyonlar arasında denge bozulursa bir çevre sorunu meydana gelir. Doğal kaynakların tüketimi hızlanırsa çevre sorunu meydana gelir. Yani 3 öğrencinin de verdiği cevap doğrudur. Kara ekosistemine ait besin zincirindeki canlılar verilmiş ve biyokütlelerinin farklı boyutlarda metal bloklarla eşleştiriliyor. Arkadaşlar biyokütle yukarı doğru ne oluyordu? Azalıyordu. Buna göre besin zincirindeki canlıların biyokütlelerini temsil eden bloklarının doğru dizilimi. Üretici en altta en üstte de son tüketici olacak. Kim? Yonca en altta olacak. Yonca ile beslenen çekirgeyi, çekirge ile beslenen kurbağayı kurbağa ile beslenen yılanı yılanla beslenen atmacayı bu şekilde yazarsanız doğru cevaba ulaşırsanız cevabımız A seçeneğinde üreticiden son tüketiciye doğru bir ökütle azalır. Azot döngüsü özetlenmiş şemayı inceleyen bir öğrencinin yaptığı yorumlar doğru ve yanlış şekilde hangisinde ifade edilmiştir diyor. Şimdi nitrifikasyon bakterileri azotu bitkilerin kullanabileceği forma dönüştürür. Kim onlar? İşte amonyan, e, nitrit ve nitrata dönüştürülmesini sağlayan kemosentetik canlar mesela. Denitrifikasyon bakterileri azotun atmosfere geri verilmesini sağlayarak havadaki azotun azalmasını önler. Aynı şekilde bakın denitrifikasyon, d de, atmak demek. Nereye? Topraktan atmosfere atıyorsun. Çürükçüller canlıların ölü ve atıklarını ayrıştırarak toprağa karışmasını sağlarlar. Bakın bunlar çürükçül canlılar olabilir. Nerede bunlar? Bir saniye. Şöyle yapalım. Evet amonyak oluşturuyorlar. Şunu silerim şurayı. Bu amonyak nedir? İşte nitritin nitrata dönüşebiliyor ve onlar da kullanılabilir hale getiriliyor. Çürükçül canların faaliyetinin artması hava kirliliğine neden olmaz arkadaşlar. Burada zaten onunla ilgili bir bilgi yok. Bu bir azot döngüsü. Kaldı ki çürükçül canların gaz olarak çıkaracağı şey karbondioksittir. O da yine doğal dönüşüme karbon döngüsüne girer. Ekosistemdeki azot fiksasyonu sadece abiyotik yolla gerçekleşir. Abiyotik yani yıldırım şimşekle mi gerçekleşiyor sadece? Hayır. Azotu fikse eden yani tutan bakteriler de var. Bakın şurada sembolik olarak o gösterilmiş. Kim onlar? Mesela baklagillerin kökündeki rizobiyumlar ya da sucul ekosistemlerde yaşayan siyanobakteriler. Bakın ne oldu? 1, 2, 3 doğru olacak. 4 ve 5 yanlış olacak. Onlar içi boş olacak. O yüzden cevabımız B seçeneği.